Geçenlerde şu videoyu çekmiştim. Ne kadar çok MMORPG arayan varmış. Bir tane de mobil. Sadece telefonlardan oyun oynayanlar için yapayım dedim. Bir tane değil bu arada. Part part olacak. 2023'te oynanabilecek mobil MMORPG'ler hakkında. Bunları part 2 part 3 şeklinde yapacağız. Bana destek sağlamak isterseniz eğer videoyu açtınız, buradan açtığınız itibaren sonuna kadar hiç atlamadan izleyin ya da açık bırakın. Abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yorum atıp beğeni atabilirsiniz. Siteye gidip oradaki içeriklere de bakabilirsiniz. Bunların hepsi bana destek sağlar. İsterseniz yaparsınız. Şimdi mobil MMORPG dedim mi hem hızlı olacak hem telefonda küçük ekranda kendini belli edecek tuşları vesaire ne yaptığın belli olacak hem de çarın telefonda güzel duracak. Havanı atabileceksin. Ayrıca oto olması benim için iyi. Telefonda MMORPG'de iş yaparken bir yandan da telefonu oynayamazsın. Sen işini yaparken veya videonu izlerken çarın kasılması lazım. Oto benim için iyi bir şey. Bazıları sevmiyor. PC'de anlarım da mobilde otosuz çok zor kasılırsınız. Aura Kingdom 2. İnşallah doğru okuyoruzdur ismini. Bu bir PC MMORPG normalde. Ama çok tutulduğu için mobil versiyonu yapmışlar. Ama mobil için resmen yeniden tasarlamışlar. Sadece ismi aynı. Oyunun ilk bakışı güzel. Karakterinizi istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. O konuda sınırınız yok. Görünüşü en mükemmel ya da kendinize benzeyen bir çar, birine benzetebilirsiniz. Sınırınız yok. Havalı, ezik, büzük bir çar yapabilirsiniz. Mobil için efsane bir özellik bu. Çünkü çok detay konulmaz normalde. Oyun 1,1 GB diye indiriliyor. Yükledikten sonra da gene güncellemeler yapar. Bunlar her oyunda olur. Buna yapacak bir şey yok. Oyun yabancı dil olmasına rağmen her tarafta Türk karşınıza çıkıyor. Demek ki bizimkiler benden önce keşfetmiş bu oyunu. Diğer Asya oyunları gibi sırıtmıyor. Siz yüklediğinizde bu yani Kore'nin fabrika ürünü demeyeceksiniz. Bildiğiniz MMORPG gibi. İsterseniz bir deneyebilirsiniz aşağıdaki linkten veya siteye bunun yazısını da yazacağım. Oradan da okuyup indirebilirsiniz. Bazı MMORPG'lerde olan bir sistemle beraber geliyor bu oyun. Mesela kapışıyorsunuz ya, yanınıza char karakter getirebiliyorsunuz. O karakterin gücü de size savaşlarda destek verdiği orana eşit. Karakter yanınızda güçlüyse savaşlarda çok güçlü olabiliyorsunuz. Yanınızda size çok fazla destek sağlayabiliyor. Eternal Sword M yani mobil. Bu oyun 03/24/2020 yılında çıkmış bir Android oyundu. RPG tabii ki. Oyunda 5 tane karakter seçimi var. Swordsman, Mage, Gunner, Warrior, Miko. Miko bildiğin şifacı. Swordsman çok fazla hasara sahip bir char. Oyuna başlamak için ideal bir char değil. Mage biliyorsunuz gökten yardırıyor. Gunner silah kullanıyor. Savunmada güçlü değil. Warrior savunma sınıfı. En iyi defansif şekilde oyunu öğrenmek için Warrior ile başlayabilirsiniz. Oyunda eşyaları düşürmeye çalışmayın ilk başta. Her şeyi hikaye sonlarında size hediye edecekler. İlk baş için söylüyorum. Eşyaları hikayeden topladınız ilk baş için. Sonra daha fazla ekipman ihtiyacı duyacaksınız. Bunları kontrol edin ve daha güçlü ekipmanlar bulmaya çalışın. Oyunda hızlı ekipman geliştirme sistemi var. Direkt tıklayarak donanımlarınızı hızlıca geliştirebilirsiniz. Oyunda hızlı gelişmek için günlük görevlerinizi de yapacaksınız. Bildiğin mobil MMORPG'de yanında biriken günlük görevler bu oyunda da var. Yetenek gelişimi, ekipmanın yanında geliştirmeniz gereken şeyler. Bildiğin PC MMORPG mobilde oynuyorsun. Görünüşü kasmayacak şekilde tasarlanmış ama kötü durmayan grafikleri var. Bir bence deneyin. Black Desert Online. Kore yapımı bir oyun. Zaten anlatmaya gerek yok. Efsane. Neyi efsane? Görünüş efsane. Charların dizaynı efsane. Pazarı kötü. Pazarını ben sevmiyorum. Ama sevenleri var. Bu oyunun mobilden hariç Xbox One ve PlayStation 4 sürümleri bile piyasaya sürüldü. Oyun ücretsiz. Bedava indirebiliyorsun. Önceden paralıydı. Karakter sınıfı boss bol diyeyim size. Bayağı bir bol. İstediğin tarzda bir char senin için mutlaka vardır. Kavga mı seviyorsun? Yumruklu, Viking ya da Türklere has böyle temaları mı seviyorsun? Var senin içinde. Ninja mı seviyorsun? Ninja da var. Olmayan şey yok karakter olarak. Grafikleri de mükemmel. Kodumu oturtan animasyonları da güzel. Sadece benim için biraz görevleri sıkıcı. Görevler otomatik veya nasıl diyeyim? Bu kadar incik cincik olmasa daha iyi olur. Oyunu öğretiyor mu o karınca duasıyla bir şeyler mi anlatıyor bilmiyorum. Mobilde otomatik görev var. Sonra bir de işte bu pazar sistemi kötü. Onun dışında 10 numara bir oyun. Pazar sistemi Metin 2 gibi olsa ben şu an onu hala oynuyordum.
Diğeri Dragonstone Fantasy. Bu oyunu çok oynadım. Bu oyun pay to win ama pay to win olmadan da oynanıyor. Hatta ilk sıralara bile gelebiliyorsun yeni başlanan serverda. Pay to win kısmı neresi? Adamlar şansını arttırıyor parasıyla. Senin şansın çoksa zindanlara girdiğinde item hızlıca sana da düşebilir. Kanat düşebilir. Şans oranı aynı ama adamlar giriş biletleri aldığı için, daha çok hak kazandığı için VIP ile falan filan. Sen de VIP olabiliyorsun ama çok uzun sürüyor. Elmas kasacaksın, marketten satacaksın, item bulup satacaksın. Binek satacaksın. Her şeyi satabiliyorsun oyunda. Pazarı güzel mobile MMORPG için. Efsane bir pazar sistemi var. Oyundan oynamıştım. Bayağı oynamıştım bu oyunu. Ekipman geliştirme sistemi mükemmel. Kanat sistemi falan 10 numara. Zindanlarda kapışmalar olsun. Sinir sinir hareketler yapabiliyorsunuz. Boss'un dibinde bekleyip milleti yaklaştırmayıp gebertebilip. Klanı çağırmalar falan olsun. İpnelik yapıyorlar bazıları. Oyun böyle bir oyun. Ama parası olan düdüğü öttürüyor her türlü. Çünkü çok fazla şans deniyor. Biz bir günde 3 kere deniyorsak adam 10-20 kere deniyor. Bu yüzden şans faktörü yükseltiyor. Pay to win böyle bir pay to win. Yani parayı basıp güç almıyorsun hiçbir zaman. Bu oyunda savaşçı, büyücü, okçu var. Skill'leri var. Güçlendiriyorsun gene parayla. Ama oyun parası. Dandik coin var onunla. Altın mı neyse işte. Her oyunda ismi değişir. Elmas da değil. Para harcadığım şey değil. Kastığım bir şey. Görünüş olarak çok basit olması çok güzel. Ekipmanlarını geliştirdikçe, kanat manat taktıkça, binek taktıkça güzel gözüküyorsun etrafta. Adamlar senin bu geliştiğini görüyor. Senin ekipmanlarını inceleyebiliyor. Pazarda bir şeyler satabiliyorsun. Ticaret yapabildiğim şeyleri seviyorum. Hele MMORPG'lerde. Efsane bir özellik oluyor. Metin 2 gibi pazarı var diyebilirim bu oyuna. Ama komisyon koyuyor, o saçma. Nereye gidiyorsa bu komisyon. Her oyunda var anasını satayım. Elmas da o alınan komisyonun ücretini de düşürebiliyorsun. Klan kuruyorsun dediğim gibi. Klanda kullanmadığın ekipmanları atıp ezik bir arkadaş geldiyse senin attığın ekipmanı giyebiliyor. Ve hemen onu da güçlendirebiliyorsunuz. Hemen savaşlara dahil edebiliyorsunuz. Böyle özellikleri de var. Denenebilir. Son oyun, son reis. Life Flagisi diye okunuyormuş. Anime MMORPG. Anime tarzını seven varsa ve telefonu çok da iyi olmayanlar varsa, gerçi iyi olanlar için de iyi bir oyun. Özellikle onları söylememin sebebi onlar da oynayabilir. Telefonu düşük donanımına sahip olanlar. Hem efsane grafikleri var, hem hikayesi, hem görünüşü, hem karakter seçimi, hem de charların duruşu, edişi, vuruşu. Gayet oynanılabilir bir oyun. Bu oyunlarda kimsenin neden haberi yok? Çünkü İngilizce. Bu oyun bildiğin düşük grafikli anime tarzında Türkçe olsa Türkiye'de patlayacak bir oyun. Sağ köşede skill'ler ve düz vuruşun, sol tarafta da joystick'in olduğu, sol tarafta gene görevlerin olduğu, günlük görevlerini yaptığın zindan tabanlı. Zindan tabanlı demeyeyim de bosslara, zindanlara falan baskınlara girdiğin, VIP sisteminin olduğu, klan kurduğun bir oyun. Auto var tabii ki. Bunun yanında ekstra güçler de var. Joystick'in üst kısımlarında bulunuyor. Ata bin in. Parti ile beraber görevler yapabiliyorsun. Çarında taktığın şeyler gözüküyor. İtemler olarak. Görünüşünü çok efsane bir şekilde de yapabilirsin. Millete gösterebilirsin. Bence oynanılabilir bir oyun. İngilizce olması her oyun için kötü ama yapacak bir şey yok. İngilizce diye oyunları kaçırmayın. Oyun yok deyip işin içinden çıkmayın. Oynamak istiyorsanız bu videodakileri deneyebilirsiniz. Bu partlık bu kadar yeter. Videoyu beğendiyseniz ne yapmanız gerektiğini söyledim başta. Onları yaparsanız kanala destek sağlamış olursunuz. Sitemizde bu. Tekrar söylüyorum. Gidebilirsiniz, bakabilirsiniz. Diğer videoları izleyebilirsiniz. Yorum atıp benimle tartışabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Hadi bakalım. Discord'a da gelin bu arada. Hızlıdan haberdar olursunuz videolar falan konuşuruz ederiz bilmem ne yaparız bir şeyler yaparız. Hadi kendinize iyi bakın, sonraki videolarda görüşmek üzere.